Sayın Zeybek, Avrupa'da ziyaretlerinize devam ediyorsunuz. Şu anda da yine böyle bir ziyarette bulunuyorsunuz. Yanımızda Doğu Türkistan İnformasyon Merkezi Başkanı Abdülcelil Karakaş Beyefendi bulunuyor. Size biz Doğu Türkistan hakkında ne söylemek istersiniz? Son zamanlardaki yapılan zulümlerden haberdarsınız. Şu anda Türkiye'ye iltica eden Uygur kardeşlerimiz var. Onlarla gerçekten yeterince ilgilenildiği kanaatinde misiniz? Evet. Şimdi tabii Doğu Türkistan diye ifade ettiğimiz Türk ana vatanı 1 milyon 620 kilometre kare bir geniş topraktır. Ve maalesef toprağın altında petrol ve su var. Niye maalesef dedim? Başımızı belaya sokuyor su ve yani o kerizlerden akan su zaten bir mucizedir. Yani Türk uygarlığının yüksekliğini göstermesi bakımından o bile yeterlidir. Karız diyorlar. Biz keriz deriz, karızlardan, yer altından akan, yer altından ırmak akıtıyorlar yani orada. Yüksek bir uygarlık düzeyidir. Karahanların ana vatanıdır filan. Türklük bakımından çok önemlidir. Çinliler onu 19. yüzyılda zapt edince adına yeni alınmış vatan anlamında Sincan mı dediler? Evet, Sincan. Sincan diyorlar. Tam nasıl diyorlar? Sincan diyor. Sincan diyorlar. Biz Sincan diyoruz. Yeni alınmış, kazanılmış toprak anlamında söylüyorlar. Tabii yani yeni kazanılmış bu işlerde son giren ilk çıkan olur. Dolayısıyla eninde sonunda Çin hayatın gelişmesini karşısında fazla direnemeyecek. Yani oraya her gün vagonlarla Çinlileri getirip yerleştiriyorlar. Nüfusun yapısını dönüştürüyorlar. Biliyoruz bütün bunları. Ama bütün bunlarla çözemezler. Yani tabiata karşı, hayata karşı direnmeleri mümkün değil. Koskoca Çin devletinin, o kadar geniş coğrafyası olan devletin artık bir gün Doğu Türkistan'ın bağımsız olacağını ve inşallah adı değişmeden Doğu Türkistan Cumhuriyeti olarak hayata geçeceğine ben inanıyorum, onların da bunu kabul etmesi gerekiyor. Tabii Uygurlara falan yeteri kadar sahip çıkılmamasının sebebi Türk olmaları. Eğer Arap olsalardı çoktan onlara sahip çıkılırdı. Ya da Türk'ten başka bir şey olsalardı sahip çıkılırdı. Mesela bugün Suriye'den gelen Araplara her türlü imkan sağlanıyor. Fakat Kerkük'ten gelen Türkmenlere sağlık imkanı bile sağlanmıyor. Yani böyle bir maalesef böyle bir durum var Türkiye'de. Ama yine biz ülkenin yönetimini şimdi bırakalım bir yana. Halkımız ve bilinçli insanlar tabii ki sahip çıkarlar, çıkıyorlar yani. O hep çıkmışlardır. Atatürk'ün o dönemde çok ilginç bir projesi vardı. Oradan getirdiği bazı gençleri orduda asker olarak yetiştirdi. Onlardan Rıza Bekim Paşa bir prof şeydi, general oldu. Niye yetiştirdi ki? Günü geldiği zaman oradaki hareketlerde görev yapsınlar diye. Atatürk tabii böyle bir insandı ama ne yazık ki Türkiye çoktan Atatürk bilincinin dışına çıktığı için bunlar düşünülmüyor. Yani ben Uygur Türklerine, yani Doğu Türkistan Türklerine, Uygur demeyelim çünkü orada Kazaklar da var, Kırgızlar da var. Efendim mesela o büyük hadise yapanlardan birisi de Osman Batur. Bir Kazak'tı ama bütün Türk halkları da onunla birlikteydi. Dolayısıyla şimdi doğrusu Doğu Türkistan Türklerine Türk adını taşımaya herkesten çok layık olan insanlardır onlar. Gereken yardımın mutlaka yapılması lazım. Çin hükümetiyle de bu işlerin görüşülmesi lazım. Orada Türkler üzerine konulan baskının kaldırılması lazım. Çin hükümeti bu işleri çok bilmiyor. Yani çok baskı iyilik getirmez. Yani sonu iyi olmaz. Dolayısıyla inşallah iyi olur. Efendim biz tabii sizin buradaki ziyaretinizde yapmış olduğunuz konuşmada sizin hem tarih bilginizden hem de siyasi tecrübenizden ifade ettik. Ama buraya gelemeyenler, bizi ekran başında izleyenlere, özellikle Avrupalı Türklere söylemek istediğiniz neler var? Efendim orada bir şiir okudum. Fazıl Hüsnü Dağlarcan'ın Türk Olmak şiirini. Ne diyordu orada?
Türk olmak yayılmak demektir diyordu bir. Yani Türk'ün yayılması önlenemez. İşte buraya işçi olarak gelir ve şu gördüğünüz nitelikli, düzeyi yüksek bir toplum haline dönüşüyor. Türk böyle bir şey. Ben artık Avrupa Türkleri diye düşünüyorum. Yani burada yaşayan Türkleri. Türkiye'ye dönenler olabilir ama Avrupa Türklüğü de gerçekçi bir kavramdır. Söyleyeceğimiz nedir? Türk olmanın bilinci ve sevinci içinde. Türkiye ile ilişkilerini zaten kesmiyorlar. Onlar her şeyi bizden iyi biliyorlar. Ne yapılması gerektiğini de biliyorlar. Yapılması gereken de yapıyorlar. Onlara ben baht açıklığı ve can sağlığı diliyorum. Son olarak tabii dünyada özellikle İslam ve Türk coğrafyasına baktığımızda gerçekten şu anda siyasal ve politik sıkıntılar görüyoruz. Ve bu sıkıntıları siz neye bağlıyorsunuz? Efendim şuna bağlıyorum. Yani Türklerle ilgili meselenin çok derin bir gerçekliği var. O da şu. Sovyetler Birliği dağıldığı zaman Türk Cumhuriyeti ortaya çıktığında 7 Türk Cumhuriyeti ortaya çıktığında ikisi vardı zaten Kıbrıs dahil. Dünya basınında şöyle yorumlar çıktı. Türkiye artık orta çaplı bir süper güç oldu. Yanında 5 tane kardeşi var. Mesela Lefkoşa ve Atina gazeteleri matem tutuyorlardı. Yani matem şöyleydi. Yani artık yanına 5 tane kardeşini almış olan Türkiye'de biz nasıl baş edeceğiz? Kıbrıs'ta gitti. Ege'deki haklarımızı da savunamayız falan. Öyle olmadı. Şimdi onlar bizim Ege'deki adalarımızı, 16 adamızı işgal ettiler. Çünkü ne yazık ki Türkiye'yi yönetenler bu büyük fırsatın bilinci içinde olmadılar bir müddettir. Onun yerine hiç üstlerine vazife olmayan enerjilerini, zamanlarını Türk dünyasının birleşmesine değil, yani Suriye'de rejimin değişmesine, Suriye'de Müslüman kardeş İhvan-ı Müslümin'in iktidara gelmesine, bilmem Mısır'da İhvan-ı Müslümin'in iktidara gelmesine sarf et. Paralar verdiler ve güçlerini oraya ayırdılar. Türk dünyasının arkasını döndüler. Bu büyük tarihi fırsat değerlendirilemedi. Ama her şeye rağmen bir gün bir bilinç gelir ve bu işleri olması gereken yere getirir diye Türk dünyasına yönelik tuzaklar var. Teşekkür ediyorum.